Son dakika haberi 24 saat. Bakan Sarıyeroğlu Erzincan ziyaretinde ilk olarak Erzincanlı iş adamları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışma hayatına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının istek ve taleplerini dinleyen Bakan Sarıyeroğlu, soruları da cevaplandırdı. Ardından Bakan Sarıyeroğlu, Erzincan'da en fazla istihdam, kurum vergisi, gelirler vergisi ve en fazla ihracat yapan firmalara teşekkür belgesi hediye etti. Bakan Sarıyeroğlu buradaki programının ardından Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı evinde ziyaret etti. Daha sonra ise AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı'nın 5. Kadın Kolları olağan kongresine katıldı. Erzincan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programda Bakan Sarıyeroğlu'na Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve partililer eşlik etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıyeroğlu kongrede yaptığı konuşmada vesayet odaklarıyla mücadele 15 yıldır sürdüğünü fakat pusuda bekleyenlerin olduğunu, buna rağmen 2019 seçimlerinin pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacağını kaydetti. Bakan Sarıyeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile alakalı bir anket yaptırdım, şimdi de İşkur ile alakalı yapılıyor, muhalefet anca konuşuyor. Normalde ben çok polemik işlere giren, o kadar çok işimiz var ki bu işin arasında böyle onlara cevap vererek, polemiklere girerek, bizim enerjimizi düşürüp bize zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz, ama maalesef görüyorsunuz algılarla, yanlış bilgilerle, eksik bilgilerle, yalan bilgilerle milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Milletimizi aldatmaya çalıştıkları her konuda vatandaşlarımız sokakta, hastanede, okulda o hizmeti alıyorlar. Neyin ne olduğunu milletimiz çok iyi biliyor, diye konuştu. İşkur'un, kurs ve programlarına katılan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği vereceğiz, konuşmasında yeni bir uygulamaya geçildiğini bildiren Bakan Sarıyeroğlu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınların İşkur'un işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurs ve programlarına katılmaları dahilinde şu an verilen cep harçlığının yanı sıra artık 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlanacağının müjdesini de verdi. Kongrede Bakan Sarıyeroğlu'nun konuşmasının ardından tek aday olan Gülseren Narbay, Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi. Bu habere ifade bırak 7 mutluyum, 1 şaşkınım, 2 kararsızım, 1 kızgınım, 1 üzgünüm, toplama oy 12.